Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Bizim dün meydana gelen deprem şu bölgede Tecer segmentinin kuzeydoğu ucunun daha kuzeyinde Hafiye doğru yaklaşık 10 kilometre kuzeyinde meydana gelen yer. Şurası. Sivas önce 4,7, 10 dakika sonrasında da 4,1'lik depremle sallandı. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fikret Koçbulu tehlikeye karşı uyardı. Depremin yeni bir fayı ortaya çıkarttığını belirtti. Deliler fayı sol yanal doğrultu atımlı bir fay ama dün olan depremlerin çözümlerine baktığımızda tamamen pür normal faya yakın çıkmış bir durumda. Yani normal fay karakteri gösteriyor. Böylelikle biz buradan şunu anlıyoruz. Bu dünkü depremler deliler fayıyla ilişkili değil. Bu alanda araştırma yapılması gerektiğini söyleyen Profesör Doktor Koçbulut, olası depremlere karşı da önlem alınması gerektiğini vurguladı. Deliler fayına yakın bir alanda normal karakterli çalışan ve diri fay haritasında olmayan, şu anda gözükmeyen, MTA'nın diri fay haritasında gözükmeyen bir bölge ve bu bölgenin çalışılıp bu fayın ortaya çıkarılması gerekmekte. Sivaslıların merak ettiği o soruyu da cevapladı Koçbulut. Daha büyük depremler Sivas'ı sallayabilir mi? Halkımızın rahat olması lazım. Özellikle bahsettiğim bu bölgelerde Sivas'ta 5'in üzerinde büyük depremler üretebilecek faylar yok.